Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cihan. Bugün sizlerle dünyanın ilk çizgi filmini izleyeceğiz ve hepimiz bu çizgi filmi görünce nasıl bir çizgi filmmiş la bu gibi değişik tepkiler vereceğiz arkadaşlar. Her neyse, şimdi videomuzu geçelim. Geçtik. Şimdi her zamanki gibi kulaklığımı takı takı vereceğim. Hem de bizim style'ımızla. Bıraktım. Videoyu geçmeyi önce videoyu bir like ederseniz, bir de kanala abone olursanız hep kanalda olur arkadaşlar. Bu videoya en az kaç bin like gelsin? 2000 like, 3000 like gelirse hep kanalda olur arkadaşlar. Her neyse, şimdi videomuza başladık. Şu anda dünyanın ilk çizgi filmini izliyoruz. Söylenenlere göre konuşuyorum yani. Ben de onların yalancısıyım. Homorus Faces, funny face. Komik yüzler mi? Tam telaffuz edemedim büyük varlığını ama komik yüzler falan diyor galiba sonunda en azından. Yapımı yazıyor muydu orada ya? Ha bak, yapımı da yazıyor. Yıl 1906'da yapılmış bu çizgi film. Altta yazıyor bak, görüyorsunuz. Tebeşirle çizgi film yapıyorlar lan. Dayılar biliyor işini. Bu dayının resmi hep pek iyiymiş galiba. İngiliz beyefendisi mi yaptılar bunları? Ne yaptılar? Müzik de arkadan. Bir piyano eşliğinde bir hanımefendi geldi. Çizgi filminde böylesi. Gözler fıldır fıldır oldu dayı. Ya çok dandik bir şey ha. Büyük oranda stop motion tekniğine yapılmış bir çizgi film bu. Yani resmi çiziyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Sonra resmin farkını değiştirip geri fotoğraf çekiyorlar. Öyle öyle olan bir şey. Bilmeyenler için söyledim. Biliyorsunuzdur da. Dayı zararlı la, öyle şeyler yapma. Artistik yapacağım diye. Hanım ablayı boğdun lan. Deli. Bavuldu lan kız. Al bak, böyle siler animatörsüz işte. Farklı bir çizgi filme mi geçtik? Oğlum bunu izleyeceğim ve yatağımda uyuyam daha iyi lan. Ama işte yokluk insana neler yaptırıyor değil mi? Yokluktan izliyormuştur işte gariban veledistanlar. Bunların da işi zormuş ha, böyle kare kare ha, böyle çiz çiz. Zor yani. O suratlar ne lan dayılar? Paylancı. Korku paylancısı mı la bu? Burada farklı bir şey kullanmış. Şurada tebeşirle çizilmemiş galiba bu. Maket gibi bir şey zannedersem. Arada animatörün kolu çıkıyor. Abi insan gibi bir silgi kullanıyordun. Tahtların ağzını ettin lan. Berbat etti. Her neyse, dünyanın ilk çizgi filmi oydu arkadaşlar. Şimdi dünyanın ikinci çizgi filmi izliyoruz. Bu da 1915 yılında yapılmış. Demek ki 1906 mıydı? 1905 mi? Öyle bir şeydi. Bu 1915 yılında yapılmış. Yazana göre en azından. Bu biraz daha profesyonel büyük bir oranla. Şimdikiler kadar olmasa da. Buraya bir hanımefendi çiziyorlar. Galiba Kızılderili'ye benzedi biraz ama. Ha, hizmetçi çiziyor galiba. Erkekten dönme mi lan, o bacaklar ne öyle? Adam galiba lan o. Etek giymiş bir adam galiba.
Anlamıyorum kanka, değiştir, buraları okuyamıyorum yani. Kadınla çılgın kadın mı diyor. Bir şey yazdı ama anlamadım, tamam. Well, I'll be today. Den ya konuşma özürlü oldum. Hani bir fendi geliyor arkasında. Köpek de dedi lan o. O ne anası, köpek bulamamış da. Oyuncak gezdiriyor. O zamanlarda seslendirme şeysi yok galiba. Bu yazdıklarıyla anlatmaya çalışıyorlar onların ne dediğini herhalde. I'll go doll to the cook. I mean that's got the work. Çalışmakla ilgili bir şey diyor sanki ama. Onun bu hanım abla da biraz ürkütücü mü, bana mı öyle geliyor? Kafası ters döndü galiba lan. Tenten'e benziyor adam. Tenter köpeğine benziyor daha çok. Oğlum bu kadın deli galiba ha. Adam kendini camdan attı kadının tipini görünce. Nasıl kaçacağını bilemiyor lan. Oğlum eğlenceliymiş lan bunlar da. I tell you. Days, no man suffer, bilmem ne. Evet, bizim dayımız da beyefendi oldu galiba. Elinde pırası. Gözlüğü falan takmış, daş vurmuş adam. Ya dayı, bu yaştan sonra adam neler yaptırdı. Şimdi arkadaşlar, son olarak da 2018'in kaç yılında yapılmış lan bu? Bilmiyorum, bir yıl, hangi yılında yapılmış lan? 2015'te YouTube'a yüklenmiş bir animasyon izleyeceğiz futbolla alakalı. Bunu da öbür animasyonlarla kıyaslamamız için izleyeceğiz arkadaşlar. Bir videomda izlemiştim zaten bunu önceden. Ama sadece sırf kıyaslamak için göstereyim yani. Bak, bu da bu şu an zamanının animasyonu. Çizgi filmi. Bir şuna bakın. Bir de oraya bakın. Yani bir aşağı yukarı kaç yıl geçmiştir? Ya bir 100-150 yıl kadar falan herhalde, bir arada fark var herhalde. Öyle bir şey mi lan? Herhalde. Fazla da olabilir. Ben biraz sıkıntılıyım galiba. Ne daha fazla... Ya neyse, beni unuttun. Benim matematiğim çok zayıf. Sayılar benim aklımı karıştırıyor. Ama çok değişmiş yani. Bir oradaki şeye bakın. Bir de buradaki çizgi filme bakın. Baksana. Anlatamıyorum işte. Siz anlayın ya. Arda yani... Dağlardan bile üstün bir fark var yani resmen. Böyle dağlar halt yemiş bu farkın arasında. Ronaldo geliyor. Vurur. Oha, sağ dışından vuruyor lan. Göğsünü gere gere topa vuracak. Dayı nereye gitti lan o? Gol attı galiba lan. Öyle bir falso mu olur lan? Dayıları valla neler yapıyorlar. Oğlum koltuğum yere düştü. Brezilya sokaklarında futbol keyfisi. Finala futbolcuları mı inceliyor bununla? 50% chance of failure. And this is not an acceptable way to arrive. Ronaldo gene yakından Bu futbolcular da çok kazanıyor ya. Çok kazanıyor bu futbolcu, olsak ne yapsak ya? I give you the future of football, our clones. Flawless decision, guaranteed results. It's what the people want. Her neyse arkadaşlar, aradaki farkı artık öğrenmişsinizdir yani, görmüşsünüzdür diye şey yapıyordum. Bu son animasyonu sadece öyle aradaki farkı görün diye şey yaptım, izlemek için değil yani.
Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu bölümde bu kadardı. İnşallah bunu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların, böyle değişik videoların falan devamını istiyorsunuz. Video hızlı hızlı bir like atarsanız, bir de kanala abone olursanız fevkalade olur arkadaşlar. Ve beni Instagram hesabına takip ederseniz mükemmel olur arkadaşlar. Instagram'ı Cia Yanardağ yazarsanız çıkarım. Oradan takip ederseniz mükemmel olur. Şimdi bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bye bye. Ain't no thing.